Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özer, elektrik faturaları nedeniyle vatandaşların zor durumda olduğunu söyledi. Bugünkü meclis toplantısında Kayseri Elektrik Şirketi ile ilgili bir madde vardı. Ben de orada söz alarak şunu söyledim. Kayseri halkı olarak ve Kayseri esnafı olarak elektrik faturalarına yapılan zamdan oldukça şikayetçiyiz. Madem bu elektrik şirketinin %51'i Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yani Kayseri halkının neden bu kadar ciddi, vahşi ve saçma sapan bir zammın yapıldığını insanlara anlatılmasını istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda tepkiliyiz elektrik zamlarına. Neden? Esnaflar şu anda oturduğu dükkanın kira bedeli kadar elektrik faturası ödüyorlar. Hatta bazı yerler daha fazla ödüyorlar. Aynı şekilde Kayseri halkı da çok çok muzdarip. Madem %51'i Büyükşehir Belediyesi'nin bu elektrik şirketinin genel müdürümüz bir gelsin soralım bu zammı kim yaptı, neden yaptı, amacı nedir? Şimdi bunu sorularımın da esas gelişi şu. Dün hükümet yetkilileri bir açıklama yaptı, zamları biz yapmıyoruz diye. Ardından elektrik dağıtım şirketleri bu zammı biz de yapmıyoruz, bizden kaynaklı değil diyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak merak ediyoruz bu zamları kim ne için yapıyor? Ve meclisten de bazı benim bu sorularımla ilgili şikayetler oldu. Ben de arkadaşlara dedim ki bu mecliste Cumhuriyet Halk Partisi dışında hiç mi elektrik zamlarından rahatsız olan yok diye. Bu talebimiz üzerine belediye başkanımız şöyle bir karar aldı. Önümüzdeki hafta zannediyorum kendisi öyle dedi. Elektrik şirketinin genel müdürüyle bir toplantı yapılacak. Meclis üyeleri de katılacak bu toplantıya. Meclis üyeleri aklındaki soruları soracak. Zammın gerekçelerini aramaya ve öğrenmeye çalışacağız. Bir de kütüphanelerin önünde oluşan sabahları özellikle bu soğuk zamanlarda çok çok uzun sıralar var. Siz de defalarca gösterdiniz bu sıraları. Bu sıraların engellenmesi için ve ortadan kaldırılması için gerekirse kütüphanelerin 24 saat açık tutulması, diyelim ki bu kabul görmez ise de daha erken saatlerde açılmasını ve gençlerin o soğuktan kurtarılmasını, sıralardan, kuyruklardan kurtarılmasını rica ettik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bugün mecliste taş kırma ocakları ile ilgili 65 milyon liralık bir bütçeyi de onayladık, kredi bütçesi. Bu İller Bankası'ndan alınacakmış. Bununla ilgili sorularımız da şu yöndeydi. Bu kredi yüzde kaçla alındı diye, %12 ile alındığını öğrendik. İller Bankası böyle cazip krediler veriyorken belediyemizin kullanması işin doğru tarafı ama İller Bankası'nın tüm siyasi partilerin belediyelerine de aynı şekilde destek vermesini talep ederiz.